Malum havalar soğuyor, kış ayı geldi, çattı kapıda. Evet. Yüksek kesimlerde ve kırsal kesimlerde olan hayvanlarımızın çiftçiler tarafından nasıl bakılması gerekiyor? Ne soğuk hava? Şimdi bizim büyükbaş ve küçükbaş deyince büyükbaş sığır hayvanlarından anlıyoruz. Onların bakımı zaten ahırda bakıldığı için soğukla çok etkileşime girmez. Daha doğrusu soğukla ilgili bir sıkıntı yok büyük başlarda. Hatta küçük başlarda da öyle. Hatta onlar daha serin havalarda çok daha mutlu, daha iştahlı olduğu tespit edilmiş. Ha ama rüzgar olur, efendime söyleyeyim, kışta kalır, dışarıda kar altında kalır, donar, o ayrı bir şey tabii. Ama hayvan sahibi zaten kendisi ahırında baktığı için bu tür tehlikelerden uzak olduğundan bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Küçük başta yine keza dışarıda kar altında dahi olsa yaşamını idame ettiriyorlar. Bakımını hayvan sahibi tarafından yapıldığı sürece. Büyük başlarla ilgili hastalıklarla ilgili belki sorular yönetmek istiyorsunuz. Kışın daha çok evet tabii ki soğuğun etkisiyle bir takım hastalıklar ortaya çıkmakla birlikte daha çok ahırda bakıldığı için meradan alınıp artı ahırı alındığından dolayı hayvanlarda beslenme şeyi değişiyor ister istemez stili. Nedir? Kesip ve karbonhidratça zengin yemlerle artı besleniyor. Daha çok tahıl, buğday, yemle. Evet. Bunların fazla verilmesine bağlı olarak da yine sindirim sistemi bozuklukları, metabolik hastalıklar ortaya çıkıyor. Özellikle asidoz dediğimiz çok fazla aşırı miktarda gıda anlamına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Hatta zehirlenme sonuçta ölüm dahi olabiliyor. Ben çiftçilerimizden önerim dozunda verilmesi gıdaların artı ahırların kenarına, ahırların girişine un, yem çuvallarını koymamaları. Koyarlarsa da çünkü hayvanlarımız boşalıyor bazen o yemi kana kana yiyor ve nihayetinde ölüme sürükleniyor işin aşısı. Onları öneririm. Peki bu evet. Pet hayvanlarına hizmette herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Kedi, köpek, evcil hayvanlarımız var, dostlarımız. Onlarla artık bir aile olmuşuz artık. İşte evlat farklı değil yani. Kedi, köpeğimiz de evde yetiştirdiğimiz kedilerimiz, köpeklerimiz, kuşlarımız, kimisi hamster yetiştirebiliyor, hamster bakıyor, kimisi muhabbet kuşu bakıyor, sultan papağanı bakıyor. Bir başkası çok aklına gelmeyen başka sevimli bir hayvan edinmiş, ona bakıyor ve ailede bir aile bireyi olmuş oluyor. Onun için onların bakım, beslenmeleri de sizin sağlığınızı etkiliyor ister istemez. Onların sağlıksız olması sizi de etkiler. Sizin de sağlıksız olduğunuzu bir anlamda kanıtı diyebilirim. Onun için evcil dostlarımızın periyodik aşıları var. Onları mutlaka yaptırsınlar. Viral hastalıkları var, iç dış parazitler hastalıkları var. Bunları hastalanmadan önce aşılarını yaparlarsa, iç dış parazit aşılarını, karma aşılarını, kedi köpekte oluşabilen hastalıklara karşı yapılan aşıları yaptırırlarsa zamanında, bunlara karşı bir önlem aldığımızda kendisinin de sağlığını bir anlamda korumuş olur. Hem kendisinin hem hayvanlarımızın sağlığını korumuş oluruz. Bunlar da bizlere geldi sürece onları kayıt altına alarak belli periyotlarla yine uyarı mesajları da yollayarak onların hatırlatma konusunda yardımcı oluyoruz. Peki bu hayvanlar için hani küçük baş, yani kedi köpek, evet,
Onlara böyle bakım için bir kliniğiniz falan var mı? Hani rahat. Tabii hemen ki. Bir günde iyileşmeyen hani klinik için. Klinikte bekleyen. Şöyle ki inşallah ileride olacaktır. O hastane koşulları gerekiyor onun için. Özellikle müşahede odamız var ama uzun süreli pansiyon anlamında bir yerimiz yok. Fakat muayenehanemiz, ameliyathanemiz, laboratuvarımız bu arada var bizim kliniğimiz. Bu kadar şeylerimiz var ama tabii pansiyon anlamında yok. Kedi köpek özellikle pet konusunda bayağı bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Onların yiyeceklerine, giyeceklerine kadar hastalık durumlarında kırık çıkık veyahut başka hastalıklarda hemogram, kan testi, biyokimya, röntgen gibi teşhis araçlarımızda çok daha yakın, çok daha etkili teşhis ve teşhise bağlı olarak da tedavi yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konularda da şanslı hissediyoruz kendimizi. Gayet iyi şu anda kliniğimiz de güzel. Çalışmalarımızı devam ediyoruz. Anladım. Peki bu sokak hayvanlarıyla alakalı beslenmesi, bakımıymış evet. falan onları herhangi bir... İşte bu konuda maalesef biraz sıkıntılarımız var. Evet, Büyükşehir Belediyesi bu konuda yardımcı oluyor. Yani sahipsiz dostların vicdanı yüksek insanlar yaralı kedi köpeklerimizi getirip burada klinikte ilk müdahalesini yaptıktan sonra daha çok Büyükşehir barınağına ihbar ederek tedaviden sonraki geri kalan tedavisini Büyükşehir üstleniyor, oraya yolluyoruz. Peki siz böyle sokakta gördüğünüz bir hayvanı alıp getirip tedavi ettiğiniz oldu mu? Kesinlikle çok. Getirdim, burada tedavi ettik. Burada hatta bir tanesini üstlendik. Kliniğimizin kedisi olsun dedik. Tasmasını da taktık. Canı kuvvet diye kaydettik ama ikinci gün kaçtı buradan, kayboldu gitti. Tekrar ne oldu bilemiyorum. Ama bunun gibi çok kedi köpeğe baktık. Bakıyoruz, bakmaya da devam edeceğiz. Hayvansever dostları da bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum. Özellikle sokak hayvanları artık bu yaşama alışması gerektiğini, hatta insanların da birlikte yaşayabileceğimizi düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha, buna yönelik de tedbirlerimizde özellikle araç kullananlar, her an bir sahipsiz bir kedi ya da köpek yola çıkabileceğini, önüne çıkabileceğini, böyle bir ani bir kaza olabileceğini düşünerek biraz daha dikkatli gitmelerini öneriyorum. Fiyat listelerinizden veterinerine fiyat listesi var mı? Tabii ki bizim fiyat listemiz odaların, veteriner hekim odasının belirlediği bir fiyat listesi vardır. Orada her yıl fiyat tarifesi yapılır. O tarifeye göre gidiyoruz. Hatta biz hep o tarifenin hep altında çalıştık çıkmana kadar. Yani muayenesinden tut, ilacından, şun her şeyine.